Muvakkas Ramazan nasıl gelir benim mekanıma, nasıl posta koyar bana? Ben de anlamadım abi. Ramazan, bu vakkas kimin için çalışıyor, kimdir? Gidin araştırın. Anlaşıldı abi, ben bir araştırayım. Ahmet, gördün mü, yaka paça dışarı atıldı. Abi, niye silahını çekmedin? Sen çekmeyince ben de çekmedim. Hepsini vursaydık. Kozanoğlu'nun mekanı karakola çok yakın Ahmet. Silah çekseydik 5 dakikada polis gelirdi. Anladım abi. Ahmet, bu Kozanoğlu'nu kuytu bir yerde sıkıştırmak lazım. Peşine bir adam tak. Tamam abi. Ahmet, benim amacım öldürmek değil. Eğer amacım öldürmek olsa onun kafasına bir dakikada sıkardım orada. Özgür'le tartıştık. Neden tartıştınız ki? Avukatlığını yaptığın davadan çekilmemi istedi. İstedi ki öyle bir şey. Ben de anlamadım. Böyle bir şey beklemezdim Özgür'den. Belki de bir bildiği vardır. Ne bildiği olacak? Daha başladığım kişi çok tehlikeliymiş. Hadi şöyle söylüyorsa doğrudur. Esra, sen de bana onu savunma şimdi. Başarılı bir komiser. Bence onun dediğini yap. Hayır, yapmayacağım işte onun dediğini. Çok inatçısın. Mesleğim için vazgeçmem. Sonuna kadar gelirim ben. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Sizden? Bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor? Bir kaynatıyorsunuz. Öyle havadan sabah açıyoruz. Merhabalar. Hadi ben komiser bey geldi. Bana ne gelirse gelsin. Ayıp olur mu? Seni çağıralım mı? Hayır, çağırmıyorum. Dargınım ben ama. Kim bu komiser? Boş ver gitsin. Özgür Bey, buyurun masamıza beraber oturalım. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ne rahatsızlığı ya Fatime, ne istiyor değil mi? Hayır kız, çağırma. Fatime Hanım'la aramız açık. Fatime Hanım bize gel demez. Hadi gel gel, ben sizi barıştırırım. Merhabalar arkadaşlar. Özgür Bey, sizi arkadaşlarımla tanıştırayım. Duygu öğretmen. Merhabalar, memnun oldum. Bir arkadaşım Gülent Hanım, o da öğretmen. Oturmaz mısınız Özgür? Tabii. Fatime Hanım'ın pek neşesi yok galiba. Yok, gayet iyiyim. Ben öyle gördüm. Yanlış görmüşsün o zaman. Duygu Hanım, ilk göreviniz burası mı? Evet, ilk görevim burası. Nasıl, buraya alışabildiniz mi? Evet, burası çok güzel, alışmam kolay oldu. Fatih'e alışmak kolaydır, çok güzel bir yerim o zaman. Oster Bey, bizim biraz işimiz var, siz Fatime ile oturun lütfen. Yok, ben de geleyim. Yok, hayır, sen otur. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Evet, Fatma. Ben işimi yapıyorum. Sana işini yapma diyen yok. Çekil bu davadan. Tamam, ben de senden bir şey isteyeceğim ve bu davadan çekildim. Tabii, iste. Peşimden düşeceksin. Düşmem peşinden Fatime. Nereye gidersen git peşindeyim. Ben çok uzaklara gidiyorum. Olabilirsen gelirsin. Fatime, seni asla bırakmayacağım. Başkanım abi. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk Kozanoğlu. Hani sen bütün arazileri alacaktın? Yarısını aldık, az kaldı abi. Senin de süren az kaldı Kozanoğlu. En kısa zamanda hepsini bitireceğim abi. Gitmezse sen de bitersin Kozanoğlu. Anlaşıldı abi. Ha bak Kozanoğlu, bir daha geldiğimde bu iş bitmiş olacak. Tamam abi. Çocuklar, bana Mustafa Yılmaz'ın oğlunu ve avukatı bana getireceksiniz. Tamam abi. Komiserim, müsait misiniz? Buyurun Fendi Bey. İstanbul'u ve adamlarını çıkaracak mısınız komiserim? Biraz daha dursunlar. Anlaşıldı komiserim. Barut ve adamla Hasan Güler de nezarette. Onu bugün çıkartabiliriz Fendi Bey. Savcı Bey ile görüşeyim ben. Sana bilgi veririm. Anlaşıldı komiserim. Sayın Savcı'm hoş geldiniz. Hoş bulduk komiserim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Buyurunuz. Savcı, ben de bugün sizi ziyarete gelecektim. Hayırdır, sorun mu komiserim? Nezarettekileri çıkartalım mı savcı? Çıkartmayın, ben size çıkartmanız için talimat vereceğim. İçeridekilerin dosyalarını kabarak fazla ceza almalarını sağlayacağım. Savcım, markasının adam da içeride. Bilginiz vardır umarım. Her şeyden haberim var. Biraz daha beklesinler. Anlaşıldı efendim. Vakkası yakında gizli görevinden alacağız. Neden savcım? Öyle gerekiyor komiser. Kimseye bir şey söylemem. Anlaşıldı savcım. Araştırdım abi. Kimmiş Ramazan? Herkese iyilik yapan birisiymiş abi. Ne iyiliği Ramazan? İyilik meleği mi bu adam? Yerlere sordum. Herkes aynı şeyi söylüyor abi. Nerede bu vakkasın mekanı? Kırıntı'daymış abi. Şu Makas Efendi'yi bir ziyaret edelim bakalım Ramazan. Toparlanacağız mı? Gidiyoruz. Tam Ramazan Vakkas'ı mekanı. Evet abi. Bekle beni Vakkas. Geliyorum. Cez mi sürüyor arabayı?
zaten gidiyoruz. Kim lan bu makas? Şu arabanın haline bak ya. Cezmi toparlanın, Pınar başındaki eve gidiyoruz. Orayı kimse bulamaz. Abi, Bozanoğlu Mustafa Emmi'nin oğlunu kaçırmış. Nereye kaçırmış? Nasıl kaçırmış? Öğrendiniz mi yerine? Evet abi, Pınarbaşı'na kaçırmış. Hemen gidelim, öldürmeden yetişelim. Cezmi getirdiniz mi Mustafa Yılmaz'ın oğlunu? Aşağıda abi. Getirin buraya serseriyi. Demek Mustafa Yılmaz'ın oğlu sensin ha? Cezmi avukat nerede? Bulamadık abi. Babacığın satmıyormuş arazileri. Satmayacak babam arazileri. Konuşma lan! Babacığın satmazsa arazileri sen öleceksin. Ölsem de sattırmam arazileri. Peki, gösteririm ben sana dünyanın kaç bıçak olduğunu. Ateş, senin ne işin var burada? İndirin silahları, o bizden. Ozanoğlu avukat Fadime'yi kaçırmış. Mustafa Yılmaz'ın oğlunu da kaçırmış. Dersini verelim buna. Ozanoğlu'nun ikinci mekanı burada. İşte evi şurada hemen. Aşağıdaki beyazı. Bu evi çapraz ateşe almamız lazım. Ozanoğlu, Mustafa Yılmaz'ın oğlunu ve avukatı serbest bırak. Kimseye zarar gelmesin. Açıyoruz!
Gel. Ozanoğlu aç silahını.